Davalar zaman aşımına uğruyor. Bu zaman aşımına uğrama nedeniyle de adalet yerine gelmiyor. Adalet bir erdemdir. Adaletin sağlanmasını talep etmek de erdemli bir tutumdur. Burada bütün gruplar hep birlikte adaletin sağlanmasını istiyoruz. Eğer adaletin sağlanmasını istiyor fakat davaların zaman aşımına bırakılmasına göz yumuyorsak, bu konuda bize düşen yasal düzenlemeleri yapmıyorsak ve bize düşen denetleme görevini yapmıyorsak, bu durumda bir şeylerin eksik olduğu kesindir. Gerek Sivas katliamı davasının, gerekse Kulp davasının zaman aşımı tehdit ve tehlikesiyle karşı karşıya kalması, özünde yeni cinayetlerin, yeni insan hakkı ihlallerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Gerçekten adaleti aramak istiyorsanız, adil davranmak durumundasınız. Yargısız infaz bir toplumun üzerine leke gibi düşer. Yargısız infazı savunmak, cinayeti savunmaktır, bir katliamı savunmaktır. Biz şimdi ne yapacağız? Bu tür davalarda yargının hızlandırılması gibi bir görevle karşı karşıyayız arkadaşlar. Davaların adil bir şekilde sonuçlanması gibi bir görevle karşı karşıyayız. Bütün bizim örneğin Gezi olaylarını anımsayınız. Gezi olaylarındaki yaşamlarını yitirmiş olan insanların davalarının hiçbiri öldükleri mekanda değildir. Yani Ankara'da değildir, İstanbul'da değildir. Yeniden sevke tabi olmuştur, nakle tabi olmuştur ve aileler davalarını izleyemez hale gelmiştir. Burada eğer biz adil davranma konusunda hem dini inançlarımıza göre hem düşünsel inançlarımıza göre bunun ahlaki bir sorun olduğu düşüncesindeysek, yapacağımız şey doğru, dürüst yargılanmanın yollarını açmaktır ve bunun içinde buradaki ihmalleri saptamaktır. Gerekli araştırmaları yapmaktır. Ne gibi ihmaller olmuş, bu ihmaller yeniden gündeme gelmesin diye mücadele etmektir.